Diyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz, لَوْ اَنَّ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللّٰهِ مِثْلَ جَنَاحِ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى مِنْهَا كَافِرًا شَرْبَةَ مَعِينَ Bu dünyanın tamamının sivrisineğin kanadı kadar değeri olsaydı Allah'ın nezdinde, Allah düşmanı olan kafirlere, Allah'a inanmayan kafirlere bir yudum su vermezdi Allah. Halbuki onlara akıtıyordu, akıtıyor. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın nezdinde bunların nesi yokmuş? Değeri yok. Bizim mirasla ilgili, mali konularla ilgili akrabalarımızla aramızda 3 kuruş, 5 kuruş ihtilaflar olabilir. Bu ihtilaflar münasebetlerimizi kesmemize, gelme cenazeme, gelmeyeceğim cenazene. Benim çocuklarım seninle, senin çocuklarınla konuşmayacak, senin çocukların bana gelmeyecek, benim çocuklarımla konuşmayacak. Bizim düğünlerimize siz gelmeyin, siz düğünlerinize biz gelmeyiz. Böyle bir şey olamaz yani. Böyle bir şey olamaz. İman esaslı bir hayatın içerisinde bunlar olamaz. Ben sana karşı dargın isem, benim çocuklarım da mı sana dargın olsun? Senin çocukların da mı bana dargın olsun? Ya ben sana bir yanlış yaptım, sen bana bir yanlış yaptın. Niye bunu çocuklara yayıyoruz? Neden yeğenler amcalarına, dayılarına düşman olsun ki? Bunu bütün sülaleye yaymanın ne anlamı vardır? İki kişi arasındaki kavga bile 3 gün içerisinde bitmesi lazım, suhulete gelmesi lazım. En azından düşmanlık kalkması lazım. Bunu biz becerip yapamıyoruz, bir de çocuklarımıza, torunlarımıza bunu yayıyoruz. Bu sefer ne oluyor? Bakıyorsun bir baba çocuklarıyla, torunlarıyla beraber kardeşinin, yani çocukların amcası, amcasının çocuklarıyla, torunlarıyla beraber hepsi birbirinin rakibi gibi. Ya ne rakibi, kardeşiz biz ya, akrabayız ya. Birbirinin kuyusunu kazacak insanlar değiliz. Bir elin nesi var? 2 elin sesi var. Sen bugün öldüğün zaman senin cenazene en çok kim koşacak? Çocukların koşacak, kardeşin koşacak, kız kardeşin koşacak, akrabaların koşacak. Bir trafik kazasında efendim ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıya kaldığın zaman en çok ah diyecek, vah diyecek olan senin yakınlarındır. Dolayısıyla bu işin bir dünya boyutu var, bir de ahiret boyutu vardır.